Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy inceleme serimizin 46.sı ile karşınızdayım. Köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köy kodunuzu paylaşmanız yeterli arkadaşlar. Hiç vakit kaybetmeden ilk köyümüzle başlayalım. Kral Benim köyündeyiz. GAP-TR klanında 16. seviye bir klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 1133. Belediye binası 11'e göre çok başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 11'e göre hem duvarların hem de savunmaların çok başarılı duruyor kardeşim. Savunmalarını tamamlamışsın. Duvarlarında da ufak tefek eksikliklerin var. Tahminimce belediye binası 12'ye geçmek için duvarların bitmesini bekliyorsun. Bence boşuna vakit kaybetmenin bir mantığı yok. Şu an inşaatçıların boşta. Zaman kaybetmeden bir an önce belediye binası 12'ye geçmelisin. Belediye binası 12'ye geçersen de yapman gereken ilk şey depolarını yükseltmek olsun. Daha sonrasında da laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamla. Yeni gelen savunmalarını alıp şimdiki savunmalarının seviyesine kadar yükselt kardeşim. Bunları tamamladıktan sonra da hem klan kalesini hem de belediye binasının yıldızını 5. seviyeye kadar getir. Hero'ların zaten çok başarılı. Hepsini tamamlamışsın. Mükemmelsin. Altın 3 ligindesin. Bebek ejder saldırısı yapıyorsun. Ligin gayet doğru. Ordunda bebek ejder yerine okçu barbar kombinasyonunda kullanabilirsin. Bu ordu da gayet başarılı. Tabii ki tercih senin kardeşim. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda da asker seviyelerin mükemmel. Hepsini tamamlamışsın. Eksik bir şey göremedim açıkçası. Dediğim gibi zaman kaybetmeden bir an önce belediye binası 12'ye geçmeni tavsiye ederim kardeşim. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. 95 level bir köydeyiz. TM Team klanında 13. seviye bir klan. Yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 121. Belediye binası ona göre birazcık düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya özen göster kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası ona göre duvarların mükemmel duruyor kardeşim. Laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamlamışsın. Şu anda savunma anlamında bir tane ilk sayını yükseltiyorsun. Bir yandan da kraliçeyi basmışsın. Güzel. Cehennem kulelerini tamamlamışsın. Şu an doğru yolda ilerliyorsun. Diğer iki tane inşaatçınla da X yaylarını bitirmeyi unutma. Bunları tamamladıktan sonra da sırasıyla büyücü kuleleri, okçu kuleleri ve topları basabilirsin. Daha sonrasında da en son olarak havanları bitirebilirsin kardeşim. Barbar Kral'ın 20. seviye. Kraliçen de şu an 27 oluyor. Hero'ların seviyesi de gayet başarılı. Savunmalarını yükseltirken bir yandan da hero'larını yükseltmeyi unutma. Altın 1 ligindesin. Ejder saldırısı yapıyorsun. Ordunu da okçu barbar kombinasyonu yaparsan çok daha hızlı bir şekilde köyünü geliştirebilirsin. Liginde bu arada gayet doğru. Orduna bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda kışlanı ve kara büyü fabrikasını yükseltmediğini görüyorum. Madenci ve yarasa büyüsü açılmamış. Bunları da yükselterek bir an önce bu birimleri açmalısın. Klan savaşlarında sana katkı sağlayacaktır. Bunlar yükseldikten sonra da madencinin seviyesini yükseltebilirsin kardeşim. Daha sonrasında da yarasa büyüsünü yükseltmeyi unutma diyoruz. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Muhammed köyündeyiz. Fetih 1453 klanında üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 14. Belediye binası 8'e göre çok düşük kalmış kardeşim. Klan savaşlarına katılmaya özen göster. Köyünü ziyaret et diyelim. Yorumlarda belediye binası 8'e yeni geçtiğini söylemişsin. Duvar anlamında baktığımızda gayet başarılı. Yeni gelen duvarlarını da alıp 6. seviyeye kadar getirmişsin. 6. seviyeye olan duvarlarını 7. seviyeye yükselt. Bütün köyündeki duvarların 7. seviye olduktan sonra da 8. seviyeye yükseltebilirsin kardeşim. Savunma anlamında şu an büyücü kulelerini basıyorsun. Gayet güzel ilerliyorsun. Ordu kamplarını bitirmişsin. Büyücü kulelerindeki inşaatçıların boşa çıktığında ilk olarak hava savunmalarını yükselt kardeşim. Daha sonrasında da okçu kulelerini basabilirsin. İnşaatçıların boş kalmasın. Hızlı bir şekilde gelişmeye devam et. Altın 2 ligindesin. Ejder balon saldırısı yapıyorsun. Ordunu da okçu barbar kombinasyonu yapıp ölü köyler ganimet alıp çıkarsan çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsin. Barbar Kral'ın 8. seviye, o da çok güzel. 2 seviyesi kalmış. Barbar Kral'ın da 10. seviye tamamlarsan hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken çok büyük katkısını alacaksın. Orduna bakalım bir de.
Laboratuvarına baktığımda eksik olarak ilk gördüğüm öfke büyüsü bulunmakta. Direkt öfke büyüsünü 5. seviyeye getir. Daha sonrasında da şifa büyüsünü ve yıldırım büyüsünü yükseltmeyi unutma kardeşim. Bunları tamamladıktan sonra da domuz ve Valkyrie'yi basabilirsin. Bir yandan zaten görmüştüm, kışlanı yükseltiyordun. Kara kışlanı da yükseltirsen golem birimi açılacaktır. Onun da seviyesini en son olarak yükseltebilirsin. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Muhammed 1925 klanındayız. Lekesizler 2 klanında 8. seviye 1 klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 37. Belediye binası 9'a göre düşük kalmış kardeşim. Klan savaşlarına acilen katılman gerekiyor. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 9'a göre duvarların gayet başarılı duruyor. Laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamlamışsın. Çok güzel. Şu an savunma anlamında 2 tane X yayını ve hero'larını yükseltiyorsun. Mükemmel kardeşim. 2 tane hero'nu da aynı anda basman çok güzel. İnşaatçıların boşa çıktığında gördüğüm burada bir tane iksir deposu var. Acilen bu iksir deposunu yükseltmelisin. Daha sonrasında da buradaki 5. seviye altın deposunu yükseltmelisin. Bunları diğer altın ve iksir depolarının seviyesine kadar getir. Yani 11. seviyeye kadar yükselt. Daha sonrasında da X yaylarını basmaya devam et. X yayları 3. seviye olsun. Hero'larını da bir yandan basabilirsen çok güzel olur. Bunları tamamladıktan sonra sırasıyla büyücü kuleleri, hava savunmaları, okçu kuleleri olarak ilerleyebilirsin kardeşim. Hero'larının seviyesine baktığımızda kraliçen 9 oluyor. Barbar kralın da 11 oluyor. Hero'ların fena değil fakat bu şekilde yükseltmeye devam edersen ileride çok rahat edeceksindir. Bu şekilde çok güzel ilerliyorsun. Hero'larını basmaya devam et. Altın 2 ligindesin. Dev büyücü okçu kombinasyonu kullanıyorsun. Ordun okçu barbar kombinasyonu yapıp ölü köylerden ganimet alıp çıkarsan çok daha rahat edecektir. Altın 2 ligindesin. Ligin gayet doğru. Söylediğim orduyu kullanırsan gelişimine çok büyük katkı sağlayacaktır kardeşim. Orduna bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda yapman gereken ilk olarak gördüğüm öfke büyüsünü yükseltmek var. Öfke büyüsünün seviyesi düşük kalmış kardeşim. Belediye binası 9'da bu öfke büyüsünün 5. seviye olması lazım. Bütün ordularla çünkü kullanabiliyorsun. O yüzden çok önemli bir büyü. Direkt öfke büyüsünü 5. seviyeye kadar getir. Daha sonrasında şifa büyüsünü yükseltmeyi de unutma. Bunlar tamamlandıktan sonra Pekkan'ı, Meleğini, Domuzu ve Valkyrie'yi de basabilirsin kardeşim. Kışlanı yükselterek bir yandan yani kara kışlanı da yükselterek cadı ve lavtazı birimini de açmayı unutma. Bu asker birimleri de klan savaşlarında sana çok büyük katkı sağlayacaktır. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Helios köyündeyiz. Türk Yıldızları klanında 14. seviye bir klan. Lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 924. Belediye binası 12'ye göre başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Köyüne baktığımda belediye binası 12'ye yeni geçtiğini görüyorum. 2 tane inşaatçınla depoları yükseltirken bir yandan da laboratuvarını yükseltiyorsun. Çok güzel. Atölyeni alıp kurmuşsun ve barbar kralını da yükseltiyorsun. Tamam. Şimdi inşaatçıların boşa çıktığında direkt altın ve iksir depolarını yükseltmelerini tamamla. Yani şunların hepsini 13. seviyeye getir kardeşim. Depoların bitsin. Çünkü ilerleyen zamanlarda savunmalarını yükseltirken kapasiten yetmeyecektir. Direkt bunları tamamla. Daha sonrasında da ordu kamplarını bas kardeşim. Asker sayın artsın. Asker sayın artınca hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken çok büyük yararına olacaktır. Yeni gelen savunmalarını alıp şimdiki savunmalarının seviyesine kadar getir. Cehennem Kulesi'nin eksik olduğunu görüyorum. Diğer savunmalarını da almamışsın. Dediğim gibi onları da alıp şimdiki savunmalarının seviyesine yükselttikten sonra klan kalesini basabilirsin. Bunlar da bittikten sonra sırasıyla belediye binasını 5. yıldıza, taktik avcı uçağını 3. yıldıza, cehennemleri de maxlamayı unutma. Hero'larına baktığımızda koruyucun 19, barbar kralın şu an 45 oluyor, kraliçen de 50. Hero'larının seviyesi de gayet başarılı. Bunları tamamladıktan sonra bir yandan da hero'larını yükseltmeye devam edebilirsin. Şampiyon 1 ligindesin. Atıcı melek kombinasyonu kullanıyorsun. Ordun güzel. Tercihi senin tabii ki. Ligin de gayet başarılı. Ligini biraz daha köyün güçlendiğinde Titan 3'e Titan 2'ye getirebilirsin kardeşim. Köyünde söyleyeceklerim bu kadar. Orduna bakalım bir de.
Laboratuvarına baktığımda ilk olarak basman gereken bir öfke büyüsünü görüyorum. Öfke büyüsünü direkt 6. seviyeye getir. Tüm ordu kombinasyonlarıyla kullanılıyor çünkü. Daha sonrasında da elektro ejderini ve atıcını yükseltebilirsin. Bir yandan kışlanı yükseltip yeti biriminde aç. Onu da 2. seviyeye getir. Klan savaşlarına çok büyük katkı sağlayacaktır. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Birtnis köyündeyiz. Friendly klanında 14. seviye bir klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 385, belediye binası 11'e göre düşük kalmış kardeşim. Klan savaşlarına katılmaya özen göster. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 11'e göre duvarların gayet başarılı duruyor. Laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamlamışsın. Savunma anlamında önemli olan şeyleri de bitirmişsin. Yeni gelen savunmalarını alıp belli bir seviyeye kadar getirmişsin. Ama şu an yükseltmen gereken bunlar var. Mesela buradaki 8. seviye top. Daha sonra burada okçu kulesi var 7. seviye, büyücü kulesi var 6. seviye. Bunları direkt basabilirsin kardeşim. Şimdiki savunmaların seviyesine kadar getir. Daha sonrasında da sırasıyla baktığımızda ilk olarak okçu kulelerini basabilirsin. Daha sonra da topları ve havanları yükseltmeyi unutma diyoruz. Hero'larına baktığımızda kraliçen 42, koruyucun 13, barbar kralında 35. seviye. Hero'ların seviyesi de gayet güzel. Bir yandan koruyucunu ve kraliçeni yükseltebilirsin. Ayrıca barbar kralını da yükseltebilirsin kardeşim. Kraliçen bekleyebilir açıkçası 42. seviye. Barbar kralını da kraliçenin seviyesine kadar getirdikten sonra ikisini de kademeli olarak yükseltebilirsin. Ama koruyucunu 20. seviyeye kadar getirmen önemli. Klan savaşlarına ve ganimet kasarken çok büyük katkı sağlayacaktır. Usta 3 ligindesin, elektro saldırısı yapıyorsun. Ordu tercih senin tabii ki. Ligini de şampiyon 3'e, şampiyon 2'ye getirirsen bonusla birlikte orada çok daha güzel ganimetler bulabilirsin. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda asker seviyelerin gayet başarılı. Önemli olan her şeyi tamamlamış durumdasın. Şu an basabileceğin gördüğüm kadarıyla bir yarasa büyüsü var. Yarasa büyüsünü 4. seviyeye getirebilirsin. Daha sonrasında da zehir büyüsünü 5. seviyeye basılıyorsa onu basabilirsin kardeşim. Laboratuvarın gerçekten gayet başarılı. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Kral köyündeyiz. Chief of Arena klanında 4. seviye bir klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 56, belediye binası 10'a göre çok düşük kalmış kardeşim. Acilen klan savaşlarına katılmaya özen göster. Köyünü ziyaret et diyelim. Köyüne baktığımda belediye binası 10'a erken bastığını görüyorum. Oyuna bir süredir de girmiyorsun. İnşaatçıların boşta. Hızlı bir şekilde köyünü toplamamız lazım. İlk olarak ordu kamplarından başla. Ordu kamplarının hepsini yükselt. Bir yandan da laboratuvarını bas kardeşim. Bunlar bittikten sonrasında klan kalesine baktığımızda klan kalesini yükseltebilirsin. Daha sonrasında da sırasıyla cehennem kuleleri, X-yayları, hava savunmaları ve büyücü kuleleri olarak ilerleyebilirsin. Barbar kralın 12, kraliçen de 9. seviye. Hero'larını da bir yandan yükseltirken bir yandan da duvarlarını basmayı unutma. Duvarların da birazcık geride kalmış açıkçası. Altın 1 ligindesin. Ejder saldırısı yapıyorsun. Ligin çok doğru fakat ordun yanlış. Ordunu acilen okçu barbar kombinasyonu yaparsan köyünü çok ama çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsin kardeşim. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda yükseltmen gereken ilk olarak acilen öfke büyüsü var. Öfke büyüsünü 5. seviyeye getir. Daha sonrasında da şifa büyüsünü basmayı unutma kardeşim. Ayrıca kara kışlanı yükseltmediğin için cadı, lav tazı ve atıcı birimlerin açılmamış. Bir an önce kara kışlanı yükselterek bu birimleri açmalısın ve bunların seviyesini de yükseltmelisin kardeşim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. MRA İnşaat Köyü'ndeyiz. Sea of Marmara klanında 15. seviye bir klan, yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 751, belediye binası 12'ye göre başarılı bir sayı kardeşim. Klan savaşlarına bayağıdır katılmışsın, tebrik ederim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 12'ye göre duvarların başarılı duruyor. Laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamlamışsın. Savunma anlamında önemli olan belediye binasını 5. yıldıza kadar da getirmişsin. Taktik avcı uçağın da tamamlanmış, çok güzel. Şu an büyücü kulelerini yükseltiyorsun. İnşaatçıların boşa çıktığında ilk olarak kardeşim cehennem kulelerini maxla. Cehennem kuleleri bittikten sonra da X-yaylarını tamamla. Daha sonrasında da sırasıyla hava savunmaları, okçu kuleleri ve topları basabilirsin. En son olarak da havanları basarsın kardeşim. Hero'larına baktığımızda kraliçen 58, koruyucun şu an 22 oluyor.
Barbar Kralın da 53. seviye. Hero'ların seviyesi gayet güzel. Koruyucunu da yükseltmeye devam et. Bir yandan da Barbar Kralını basıp Kraliçenin seviyesine kadar getirirsen çok güzel olacaktır. Usta 2 ligindesin. Ligini de açıkçası Titan 3'e, Titan 2'ye getirirsen bonusla birlikte çok daha güzel ganimetler kasabilirsin kardeşim. Orduna bakalım bir de. Belediye binası 12'ye göre asker seviyelerin çok başarılı kardeşim. Tebrik ederim. Basabileceğim bir buz golem var. Buz golemi yükselttikten sonra da deprem büyüsünü yükseltebilirsin. Bu iki birimde klan savaşlarında bu aralar çok kullanılıyor. O yüzden yükseltmeni tavsiye ederim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Rade köyündeyiz. Klanı yok. Kazanılan savaş yıldızı 383. Belediye binası 10'a göre başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyünü ziyaret et diyelim. Belediye binası 10'a göre duvarların birazcık geride kalmış. Duvarlarını yükseltmeye özen göster. Laboratuvarını ve ordu kamplarını tamamlamışsın. Savunma anlamında önemli olan çoğu şeyi de bitirmişsin. Çok güzel. Şu an basman gereken ilk olarak büyücü kulelerini görüyorum. Daha sonrasında da havanları basabilirsin kardeşim. Bunları tamamladıktan sonra bir yandan da duvarlarını ve hero'larını yükseltmeyi unutma. Hızlı bir şekilde gelişirsen tahminimce 1,5-2 ay sonra belediye binası 11'e geçebilirsin. Kraliçen 28, Barbar Kralı'nda 26. seviye. Hero'ların seviyesi de gayet başarılı. İnşaatçıların boş kalmasın. Hızlı bir şekilde geliş. Kristal 2 ligindesin. Dev Pekka büyücü kombinasyonu kullanıyorsun. Ligin gayet doğru. Ordunu okçu barbar kombinasyonu yapıp ölü köylerden ganimet alıp çıkarsan çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsin. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda da ilk olarak yükseltmen gereken atıcı birimini görüyorum. Atıcı birimini yükselterek klan savaşlarında kullanabilirsin. Daha sonrasında da cadını, lav tazını ve yarasa büyüsünü yükseltmeyi unutma. Laboratuvarda da söyleyeceklerim bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Rolly Royce köyündeyiz. Bang Bang klanında 14. seviye bir klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 33. Belediye binası 8'e göre birazcık düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya özen göster kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 8'e göre duvarların fena değil. İlk olarak buradaki 5. seviye duvarlarını 7. seviyeye kadar getir. Daha sonra da buradaki 6. seviye duvarlarını 7. seviyeye kadar getir kardeşim. Tüm duvarların 7. seviye olduktan sonra da yavaş yavaş 8. seviyeye basabilirsin. Depolarının seviyesini düşük gördüm açıkçası. İksir depoların burada bir tane var 1. seviye, 5. seviye var. Burada altın deposu var. Bu depoları şimdiki depolarının seviyesine kadar, yani 11. seviyeye kadar getir kardeşim. Savunmalarını basamazsın. Kapasiten artmadıkça ganimet kasamazsın. O yüzden ilk olarak depolarını yükselt. Daha sonrasında da hava savunmalarını yükseltebilirsin. Bunları tamamladıktan sonra da burada mesela 1. seviye büyücü kulem var. Çok düşük seviyeli olan savunmalarını şimdiki savunmalarının seviyesine kadar getirebilirsin. Barbar Kral'ın 5. seviye. Bir yandan Barbar Kralını yükselterek 10. seviyeye kadar getir. Gümüş 1 ligindesin. Ligini de altın 3'e getirirsen orada güzel ganimetler bulacaksın. Ordunu da okçu barbar kombinasyonu yapıp ölü köylerden ganimet alıp çıkarsan çok daha hızlı bir şekilde geliştirebilirsin kardeşim. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda öfke büyüsünün seviyesi çok düşük kardeşim. Bir an önce öfke büyüsünü maxla, daha sonrasında da şifa büyüsünü yükseltebilirsin. Bunlar bittikten sonra da ejderini maxlamayı unutma. Klan savaşlarında çok fazla katkısı olacaktır. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Yusuf Eren köyündeyiz. The Order TR klanında 15. seviye bir klan. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 518. Belediye binası 11'e göre başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 11'e göre duvarların gayet başarılı duruyor. Zaten belediye binası 11'e geçeli çok fazla olmamış tahminimce. Laboratuvarını tamamlamışsın. Ordu kamplarını da bitirmişsin. Mükemmelsin. Şu an yani bir tanesi de tamamlanıyor. Onu da bitti sayabiliriz. Şu an savunmalarına geçecek olursak ilk olarak yükseltmen gereken taktik avcı uçağı var. Taktik avcı uçağını 2. seviyeye getir. Daha sonrasında da cehennem kulelerini basmayı unutma kardeşim. X yayların tamamlanmış, çok güzel. Cehennem kuleleri bittikten sonra da sırasıyla büyücü kuleleri, okçu kuleleri ve topları basabilirsin. En son olarak da havanları bitirebilirsin kardeşim. Hero'larına baktığımızda Kraliçen 35. seviye, Barbar Kral'ın 25. seviye,
Koruyucunda 8. seviye. Koruyucunu 10. seviye yükselt ilk olarak. Bir yandan da Barbar Kralını Kraliçenin seviyesine kadar getir. Arada çok fazla fark olmasın. İkisi de eşit seviyede olduktan sonra kademeli olarak ilerletebilirsin. Usta 1 ligindesin. Ejder balon saldırısı yapıyorsun. Ligini de şampiyon 3'e, şampiyon 2'ye getirirsen bonuslarla birlikte çok daha güzel ganimetler kazanabilirsin. İnşaatçıların boş kalmasın. Laboratuvara bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda asker birimlerinde gayet başarılı duruyor. Özellikle elektronu ve atıcını yükseltmen çok güzel. Şu an ilk olarak basman gereken bir melek var. Meleğini 5. seviyeye getirebilirsin. Bir yandan kara kışlanı da yükselterek buz golemini açmayı unutma kardeşim. Melekten sonra madencini 4. seviyeye basabilirsin. Bu ikisi de bittikten sonra zehir büyüsünü ve buz golemini de yükseltmeyi unutma. Laboratuvarda söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Titans köyündeyiz. Sasköy klanında 2. seviye 1 klan. Üye pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 774. Belediye binası 11'e göre gayet başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 11'e göre duvarların gayet başarılı duruyor. Laboratuvarını tamamlamışsın. 3 tane ordu kampını da bitirmişsin. Çok güzel. Şu an 2 tane cehennem kulesi, 2 tane X'e'yi, 1 tane de okçu kulesini yükseltiyorsun. Gayet başarılı. İnşaatçıların ilk boşa çıktığında yapman gereken ordu kampının bir tanesini yükseltmek olsun. Zaten bir tane kalmış. Asker sayını artınca klan savaşlarında ve ganimet kasarken etkisini göreceksin. Daha sonrasında burada bir tane 4. seviye olan X'eyim var. Onu da 5. seviyeye basabilirsin. Bunlar bittikten sonra da sırasıyla büyücü kuleleri, okçu kuleleri, topları ve havanları bitirebilirsin kardeşim. Hero'larına baktığımızda kraliçen mükemmel 45. seviye, fakat barbar kralın birazcık geride kalmış. Barbar kralın da kraliçenin seviyesine kadar yükselt. Koruyucun da 7. seviye. Koruyucunu da 10. seviyeye getirirsen bir kademe daha özelliği açılacaktır. Onun da çok büyük faydası olacaktır. Şampiyon 2 ligindesin, elektro saldırısı yapıyorsun. Ordu tercihi zaten senin, gayet güzel bir ordu. Şampiyon 2 ligi de gayet güzel bir lig. Orduna bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda gözüme çarpan ilk olarak atıcı birimi var. Atıcıyı direkt 3. seviyeye getirebilirsin. Klan savaşlarına çok büyük katkı sağlayacaktır. Daha sonrasında da meleğini, buz golemini ve yarasa büyüsünü yükseltmeyi unutma kardeşim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Gökhan Bey köyündeyiz. Rack and Leave klanında 17. seviye 1 klan, yardımcı lider pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 1022, belediye binası 11'e göre çok başarılı bir sayı. Tebrik ederim kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 11'e göre duvarların gayet başarılı duruyor. Laboratuvarını yükseltmişsin, fakat ordu kamplarını basmamışsın. Şu an ilk olarak basman gereken ordu kampları var. Asker sayın arttıkça hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken çok büyük etkisini göreceksin. Bunu tamamladıktan sonra cehennem kulelerini basmayı da unutma kardeşim. Bir yandan yeni almış olduğun savunma birimlerinde şimdiki savunmaların seviyesine kadar getir. Burada görmüş olduğun 5. seviye top, 3. seviye büyücü kulesi ve 6. seviye okçu kulesi var. Bunlardan bahsediyorum. Daha sonrasında sırasıyla X yayları, hava savunmaları ve büyücü kuleleri olarak ilerleyebilirsin. Bunları tamamladıktan sonra da okçu kulelerini ve topları basabilirsin kardeşim. Hero'larına baktığımızda kraliçen 41, barbar kralın 40. Çok güzel bunların seviyesi. Tebrik ederim. Koruyucun da 8 oluyor. Koruyucun da bayağı geliştirmişsin. Güzel. Yükseltmeye devam. Hero'larını da bir yandan yükselt. Duvarlarını da bir yandan yükselt. Savunmalarını da bir yandan yükselt kardeşim. Bu şekilde gelişmeye devam edersen köyün çok daha başarılı olacaktır. Altın 1 ligindesin. Okçu barbar goblin saldırısı yapıyorsun. Hem ordun hem de ligin çok doğru. Tebrik ederim tekrardan. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda asker seviyelerin gayet başarılı. Şu an yükseltmen gereken bir melek var. Daha sonrasında da buz golemini ve yarasa büyüsünü yükseltebilirsin kardeşim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. White Wolf köyündeyiz. Sonsuz Güç klanında 15. seviye 1 klan. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 314. Belediye binası 10'a göre fena bir sayı değil. Klan savaşlarına katılmaya devam et kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası 10'a göre duvarların gayet başarılı duruyor. Laboratuvarını tamamlamışsın. Bir tane ordu kampını da yükseltmişsin. Güzel.
Kalan 3 tane ordu kampında inşaatçıların boşa çıktığında direkt basmalısın. Asker sayın arttıkça hem klan savaşlarında hem de ganimet kasarken büyük katkısını göreceksin. Savunma anlamında cehennem kulelerini, ilk yaylarını ve hava savunmalarını da bitirmişsin. Mükemmelsin. Ordu kamplarından sonra sırasıyla büyücü kuleleri, okçu kuleleri ve topları yükseltebilirsin. Hirolarına baktığımızda kraliçen 31, Barbar Kralı'nın da 19 oluyor. Barbar Kralı'nı yükseltmeye devam et. Kraliçe ile aralarında fazla seviye farkı olmasın. Bir an önce kraliçenin seviyesine kadar gelsin. Daha sonrasında da ikisini de kademeli olarak yükseltebilirsin. İnşaatçıların boş kalmasın. Hızlı bir şekilde gelişmeye devam et. Okçu barbar kombinasyonu kullanıyorsun. Gümüş 1 ligindesin. Ligini altın ve kristal arasına getirirsen çok daha güzel ganimetler bulabilirsin. Ordun da bu arada doğru. Laboratuvara bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda asker seviyelerin gayet başarılı. Yükseltmen gereken bir cadı birimi var. Cadı biriminden sonra da yarasa büyüsü ve zehir büyüsünü yükseltebilirsin kardeşim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Türk köyündeyiz. Hiperstatik klanında 19. seviye bir klan. Büyük pozisyonunda kazanılan savaş yıldızı 162. Belediye binası ona göre birazcık düşük kalmış. Klan savaşlarına katılmaya özen göster kardeşim. Köyüne bakalım bir de. Belediye binası ona göre duvarların başarılı duruyor kardeşim. Laboratuvarı ve ordu kamplarını bitirmişsin. Savunma anlamında önemli olan cehennem kuleleri de tamamlanmış. Çok güzel. Bir yandan X yaylarını yükseltiyorsun. Hava savunmaları da bitmiş. Mükemmel. Şu an X yayları bittikten sonra sırasıyla büyücü kuleleri, okçu kuleleri ve topları yükseltebilirsin. En son olarak da havanları basmayı unutma kardeşim. Hirolarına baktığımızda kraliçen 30, barbar kralın da 27 oluyor. Barbar kralı yükseltmen de güzel. Kraliçenin seviyesine kadar getir. Daha sonrasında da 2 hironu kademeli olarak ilerletirsin. Şampiyon 2 ligindesin. Pekka atıcı kombinasyonu kullanıyorsun. Hem ordun hem de ligin gayet başarılı kardeşim. Laboratuvarına bakalım bir de. Laboratuvarına baktığımda asker birimlerinin seviyelerini çok beğendim açıkçası. Tebrik ederim. Yükseltmen gereken bir madenci var ilk olarak. Madencini direkt belediye binası onun max seviyesine kadar getir. Daha sonrasında da binicini, zehir büyüsünü ve dondurma büyüsünü basabilirsin kardeşim. Ordu anlamında söyleyeceklerim de bu kadar. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Köyünüzün incelenmesini istiyorsanız yorumlarda köy kodunuzu paylaşmanız yeterli. Çok fazla köy olduğu için sırayla bakıyorum. Hepinize sıra gelecek, merak etmeyin. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.